Türk'ten 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı olayı söyleyeceğim. Ya bizim kimlik bilgilerimiz bankalarda, Trendyol'da, Getir'de, Cart'ta, Curt'ta dolaşmıyor mu zaten Allah aşkına ya? Ya Yani dolaşıyor çalındı derken ne demek istiyorlar? da diyorlar ki Adnan Hoca'cılar zaten biliyorsun 90'lı yıllarda kan gruplarımızı götürdüler. Diğerleri hatta bu e-nabızı Katarlılara mı ne sattık biliyorsun? Tüm şeyimiz, sağlık bilgilerimiz orada. Yani kısacası neyin çalındığının ne önemi var? Çalınmasa kimin elinde, çalınsa ne olur kimlik bilgilerimiz? valla işte Yılmaz Özdil'i izledim, o da bir yerden almış. Adamın 70 yerde suç kaydı çıkmış. Kendi adına suç işlenmiş, bu oluyor. Sonra adam bir de başkasıyla evlendirilmiş. Yabancı birisiyle vatandaşlık almak için. Adam bunu mahkemede öğreniyor. Başka bir dosyadan çağrılıyor. Ben değilim kardeşim bu diyor. Sen diyor Ya bir de diyor diyebilir, evlilik. adam diyebilir ki karımı verin lan bana. Sen diyor bir de evlilik yapmışsın diyor mahkeme. Adam boşanmaya çalışıyor, boşanamıyor. Hani bu oluyor. Yani eğer kimlik bilgilerin başkalarının eline geçerse, bir de insanlar diyor ki, yorumlara baktım ben. Ya bizim kimlik bilgilerimizde kim ne yapsın? Ünlülere bir şey yaparlar. Ya nasıl bir düşünce bu? Ulan Dana, zaten seninkiyle yaparlar. Ünlülerle niye yapsınlar? Ünlü zaten gidince o ünlü biri olduğu ortaya çıkar. Ya aynen. Ya bunu nasıl algılayamıyor insanlar? Hayret ettim. Vallahi bir Ya değil, bayağı bir kişi bu Erkan, yorumu Allah yapmış. aşkına öyle diyorsun da adam profesörü arıyor. Çabuk, acil bankadaki paranı al, çek ve bu şu hesaba yatır şeyler seni. Adam profesör, savcı, emniyet müdürü, general. Onlar ya veriyorlar, yapıyorlar. Öbür adamın öyle demesinde de tuhaf görmüyorum yani. Evet, adam da demiş ki bir tanesi, benim param yok ki beni dolandıramazlar. E bugün yok, yarın hiç Ulan ümidin senin, yok ki hayır paran olsun. senin adına kredi alırlar lan salak oğlum. Evet, aynen öyle, kredi alırlar. Zaten alıyorlar, yapılmış zaten. Yani şu, ya Ya adam tuhaf bir yıl bakıyor. adına şirket kuruyorlar. O şirketle sahte fatura, naylon fatura olayı yapıyorlar. Adam ceza aldığını bilmiyor yani, anlatabiliyor muyum? Tüm üzerlerini onun üzerine yıkıyorlar. Pır, kayıp. Ama Ama adam devlete milyonlarca vergi borcu var. Ali Bey, şuna gerçekten güldüm hakikaten. Yani düşünsene, diyor ki biz zaten ünsüzüz diyor. Bir şey yaparlarsa diyor, ünlülere yaparlar kimlik bilgileri üzerinden. Adam ne yapacak ya? Yani mesela Tarkan Tevetoğlu üzerinden dolandırıcılık ne yapabilir? Nasıl Ha, yapabilir. dolandıracaklar? Zaten yapamazlar ki. Yani kimliği belirsiz, şu ünlü olmayan insanlara en çok yapıyorlar işte, dediğiniz gibi. Arıyor telefonla karakoldan, bilmem ne yapıyor, bileziklerini getir diyor. Bunu düşünemiyor musun? Ne yapacaklar? İşte bu dolandırıcılar hepsini dizmiş sıraya, ellerindeki bilgiler sırayla arıyorlar. Karakoldan arar gibi. Hangisi tutarsa yani. Bunu Ya yapıyorlar. bir dönem şey başladı. Saddam'ın milyarlarca dolar parası işte Irak çöllerinde getirmek istiyorlar. Getirmek için paraya ihtiyaçları var. Eğer para gönderirseniz o parayı Türkiye'ye getirecekler, siz de payınızı alacaksınız diye insanlar kandırıldı bu coğrafyada. Kısacası Maalesef. Erkan Türk'ten 1 saat 32 dakika. Hemen Çok teşekkür. bitiriyorum. Çiftlik Bank'ı da unutmayalım, biliyorsunuz. O Çiftlik Bank meselesi ortaya çıktığı zaman insanlar nasıl kandırıldıklarını anlattılar, değil mi? Bu kadar insan aptal olamaz dedi. Ya vallahi o çiftlik bankadan Paramı illa yatırdım dedi. yine verirler, ben sana söyleyeyim yani, bizim halkımız ona. Hatta Maalesef. onu kahraman diye karşılarlar. Senin değerin anlaşılmadı diye, seni devlet engelledi diye, seni kıskandı diye dönüşür yani. Ya bizde de çok kısa yönden, yoldan para kazanmak Zengin isteyen olmak çok kişi isteyen. var da, o yüzden maalesef bu tür vakalarda sık oluyor. Evet. Tosun'u neden bırakmadılar diye soruyorlar. Sevgili arkadaşlar, o kadarcık da yazsın Tosun. Tosun'un çok büyük ihtimalle arkadaki tüm siyasi desteği çekildi. Para da bittiği için artık kullanabileceği bir yerde yok yani. Dışarıda da ikna edebilecekleri. Dilan Polat değil Tosun. Dilan Polat bu arada teşekkür etti herkese. Duanız için sağ olun dedi. Vallahi dua eder. Enerji enerji diye karı koca ve baldız kız kardeş bağırıyorlardı tahliye edildikten sonra. O gün dedim ki gerçekten geçmişten ders çıkarmamışlar. Yazık. Muhammed Yakut Çarşamba akşam bakın Dilan Hayırlı Polatlar'la olsun. ilgili. Çok sansasyonel bir yayın olacak. Muhammed Evet, Yakut'la ilginç yapacağınız ilginç yayın. bir yayın olacak.
Evet. Çarşamba akşamı saat 22.30'da Muhammed Yakut'la 28 Eylül saat 18 Oytun Erbaş'ta. Ben de izlemeye çalışacağım inşallah. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta da Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde Gençliğimiz Var sahnesinde olacağız sevgili izleyiciler. Mutlaka bekliyoruz. Herhangi bir bilet yok, davet yok, para yok. İsteyen herkes gelebilir. Bir yere not alın lütfen. Türkiye'nin her yerinden ve İstanbul'un her yerinden gelebilirsiniz. Erkan Türk'ten çok teşekkür ediyorum. Haftalık evet. Söyleşilerimiz çok iyi gidiyor. Özellikle bir şey ifade etmek istiyorum hemen şuradan. Şu oynatma listelerine gireyim. Bir şey paylaşacağım çünkü. Şöyle geleyim. Evet. Erkan Türk'ten bir şey. Evet. Bugüne kadar seninle yaptığımız toplam 257 video olmuş Erkan Türk'ten. Maşallah çok olmuş. Evet. Yani yaptığımız canlı yayınların içerisinden de 3-5 kestiğimiz videolarla toplam 257 program diyorum ben ona başlıklarıyla beraber. Çok ciddi bir rakam olduğunu, YouTube yayıncılığı açısından önemli olduğunu özellikle paylaşmak isterim. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık, peki, aklına evet. sağlık. Geçen hafta Cumhurbaşkanı adayı olduğunda iki imza hazır demiştim. Kimi izleyicilerimiz onu iki oy olarak değerlendirmişler. Sevgili arkadaşlar, imza ile oy farklı. Oyu sonra konuşacağız. Ama iki imza Erkan Türkten'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Ben de açık net bir şekilde öyle bir yarış olduğunda Erkan Türkten'in 100 bin imzayı bulabilmesi için o Erkan Türkten gönüllerinden biri olacağımı şimdiden kamuoyuna duyurmak isterim. Teşekkür ederim. Bu desteğiniz çok önemli Ali Bey. Ya şöyle açık ve net söylüyorum bunu. İki kişi mi gelir? 2000 kişi mi gelir? 20.000 kişi mi gelir? Ama tam da bunu söylüyordum. Hiç önemli değil. Belki 5.000 kişi imza verecek. Önemli değil. Yani 100.000'i tutturmama olasılığımız çok yüksek yine. Söylüyorum. Ama önemli değil. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ali abi neden hiçbir kadınla program yapmıyorsunuz? Eşiniz mi kızıyor demiş. Yok arkadaşlar. Yani Banu Avar'la yapıyoruz ama gelmiyor. Dilek Ekmekçi'yle yapıyoruz. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı, tutuklandı ama serbest bırakıldı. Bugün özellikle onu da paylaşmış olayım Dilek Ekmekçi'yle ilgili olarak. Geçmiş olsun. Kendisine aradım ancak telefonu kapalıydı. Büyük ihtimalle daha telefonunu almadı ya da telefonunu açmadı. Dinleniyor. Yoksa yapıyoruz. Niye yapmayalım? Olur mu? Pelin Gündeş'le yapıyoruz. Yani belki çok dikkatini çekmiyor. Ama siyasette genellikle erkekler var olduğu için erkeklerle aslında hiç aklıma gelmedi. Bak eksik değil mi bir tarafında? Ama evet. Bilin ki onu da tamamlayalım sevgili izleyiciler. Aslında baktığınızda birçok kadınla program yaptığımızı göreceksiniz. İyi sabahlar diyorum. Erkan Türk'ten emeğine sağlık. Sevgili izleyiciler yayını beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Yarın akşam Oytun Erbaş'la olacağız. Yine Oytun Erbaş'la tıp ve bilim konuşacağız. Bekleriz. Kendinize iyi bakın.